Fiyo Teknokanalı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eriç. Bugün sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz yine bir Xiaomi ürünüyle karşınızdayız aslında. Ancak bu sefer çok değişik bir deneyim olacak. Bu görmüş olduğunuz cihaz arkadaşlar bir araç yıkama kiti veya basınçlı araç pompası işte ne bileyim ne derseniz diyebilirsiniz. Bu tarz ürünleri aslında genellikle işte araba yıkama şirketlerinde vesaire görüyoruz. Yüksek basınçlı bir yıkama yapabilmek için. Ancak Xiaomi bunu bir elektrikli hale getirmiş. Su desteğiyle beraber bu basınçlı pompayla aracınızı yıkayabiliyorsunuz. Tabii ki sadece araç yıkamayacağız bu görmüş olduğunuz ürünle. Tabii ki kullanım amacı asıl olarak araç yıkamak olsa da arkadaşlar biz bununla çim sulayan insanlar gördük ve çok değişik şeyler gördük. Belki cam yıkayabiliriz. Biz özellikle TikTok'ta bir videoya rast geldik arkadaşlar. O videoda bu görmüş olduğunuz cihazın farklı modları var. Yüksek basınç modunu aldığımız bu cihazda karpuz kestiği söylenmişti. Biz de bir karpuzu ziyan edeceğiz belki ama bu görmüş olduğunuz videoda da basınçlı bir şekilde bu görmüş olduğunuz cihazda karpuzu ortadan ikiye bölmeyi deneyeceğiz. Dilerseniz arkadaşlar kutumuzu açmaya başlayalım ve içerikleri sizlerle beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar şöyle arka kısmından bandını söküp direkt kutumuzu açacağım ön tarafa doğru. İlk olarak biz arkadaşlar bir Çince, tamamen Çince, İngilizce herhangi bir şey yok maalesef. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bir kullanım kılavuzu. Burada da keza aynı şekilde. Ve burada en önemli aparatımız arkadaşlar adaptörümüz. Bu adaptörü daha önceden veya sonradan şarj ederek bu cihazı kullanmamızı sağlıyor. Ekstra detaylar var. Birazdan onunla devam edeceğiz. Şöyle bu suyu basınçlı suyumuzu pompalama işleminin gerçekleştirdiği arkadaşlar bir aparatımız. Şu boruyu da bir kenara bırakalım. Bunun beraberinde burada tabancamızın uç kısmı arkadaşlar. Şöyle onu da yatağa bırakalım. Çok sallandı. Ve güvenlik için birkaç tane arkadaşlar ekstra işte sünger vesaire koymuş. Bu Çinlilere de belli olmuyor. Garip garip ürünler ürettikleri için. Ve ürünümüz geliyor arkadaşlar. Hayret, bu sefer kutuyu Bir sonrakini atarız arkadaşlar. Normalde kutuyu fırlatıyorduk. Bu ürünle alakalı bir sistem arkadaşlar. Şöyle tabancamızda sizlere göstermek istiyorum. Bu arkadaşlar birazcık daha Xiaomi'nin saç kurutma makinesi vardı. Daha önce videolarımızda da var büyük ihtimalle. Oradan da görebilirsiniz. Bildiğiniz Xiaomi'nin saç kurutma makinesine benziyor. Ama tabii ki değişik bir aparat. Burada arkadaşlar aparatımızın tabanca kısmı veya uç kısmı dediğimiz kısım bulunmakta. Buradaki boşluktan da yine yakından çekimleri biz size ekleriz arkadaşlar. Şöyle görebildiğiniz üzere burada bir adet sabun girişi bulunmakta. Buraya sabunu bıraktığınızda bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Şöyle şunu da bir kenara atalım diyeceğim ama atamadım vallahi açıkçası. Şöyle masamızı daha azıcık çektirelim. Ve bu görmüş olduğunuz kısım. Burada arkadaşlar, aha düşürüyorduk. Bir adet Type-C giriş bulunmakta. Bu Type-C giriş sayesinde plastik sayesinde aslında su gelmesini engelliyor ve adaptörümüzü tamamen kullanabiliyoruz. Burada iki adet de delik bulunmakta. Bu deliklere de burada alt kısmında yine detayları paylaşırız arkadaşlar. Ekstra fotoğraf olarak da ekleyeceğimizi düşünüyorum. Aparatımızı oturtuyoruz. Özür dilerim. Ters olarak oturtturdum. Oturtturduktan sonra da yapamıyoruz arkadaşlar. Olmuyor. Oldu. Sağa doğru çevirdiğimizde kilitleniyor ve cihazımız aktif hale geliyor. Şu an tek bir adet şarjı var ama cihazımızı kilitledim şu an. Burada alt kısmında bir pompa bulunmakta. Orayı da hızlı bir şekilde takalım. Arkadaşlar biraz sert bir baskı uygulamanız gerekiyor. Şöyle takıyorum. Çıt sesini duyduğunuzda bu görmüş olduğunuz aparatı bağlamış oluyorsunuz. Ve bunu isterseniz bir damacana yardımıyla biz büyük ihtimalle damacana kullanacağız arkadaşlar. Birazdan hatta ilerleyen kısımlarda bir araç çıkacağız veya bahçe sulayacağız. O kısımda kullanacağız. Ve burada da tabancanın uç kısmı bulunmakta. Şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Sonra üst kısımdan kilitleyebiliyorsunuz. Ürün biraz ağır. Yani 1 kilo 300 gramlık bir ağırlığı var. Bu biraz etkileyici. Neden? İki elle tuttuğunuzda bir problem yaratmamakla beraber tek elle tuttuğunuzda uzun süre kullandığınızda hani elinizi veya bileklerinizi ağrıtabilir. Şimdi bir ses göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ucunda birazcık su varmış. Etrafı da ıslattık ama çok önemli değil. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Düzgün temizlenmemiş büyük ihtimalle. Acaba cihaz kullanıldı mı?
Arkadaşlar yani videoyu çekmeden önce, şu anki videodan önce belirli alanları çekmiştik, cihazı denemedik ve hani şarjını kullanabilmek için şu an çok kötü oldu. Evet, gördüğünüz üzere bir daha maalesef basamıyorum arkadaşlar. Burada 3 kısmında 40, 20, 0 ve farklı modlar bulunuyor. Burada da köpükleme modu bulunmakta. Bu köpükleme modu içinde buraya sabun dökmeniz gerekiyor. Videomuzun ilerleyen kısımlarını da göreceğiz arkadaşlar. Yani ürün hakkında söyleyebileceğimiz şeyler bu kadar. İçinden çıkan aparatları daha çok gördünüz. Bu kısmı da çok uzatmak istemiyorum çünkü ilerleyen kısımlarda hem eğlenceli hem de cihazımızı daha iyi tanıyabileceğinizi düşünüyorum. Dilerseniz ürünümüzü deneme kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu an Güzelbahçe'deyiz. Böyle İzmir'in güzel semtlerinden birindeyiz. Bir araç yıkama cihazımız vardı gördüğünüz üzere. Şu an bu cihazı sizlerle beraber birkaç detayından bahsetmiştik. Şimdi tekrar sizler için göreceğiz. Burada farklı modlar var. Yine bu modların yakın çekimlerini de sizlere ekleyeceğiz. Dışarıdan su aldığımız için bir damacana yardımıyla çekiyoruz arkadaşlar şu anda. Burada yapacağımız çekimde damacanadan su çekip zaten bu görmüş olduğunuz cihazda kullanabileceğiz. İsterseniz şimdi birazcık arkadaşlar pompalama işlemini geç yaptığı için başlatmak da istiyorum. Şu an modumuzu ayarlayalım. Püskürtme şeklinde 40 dereceye ayarladım. Şu an arkadaşlar 20 derecelik açıya çevirdim. Biraz daha baskılı bir şekilde şu küçük detayları da çıkarabilmek adına. Nereye yapsana abi, mantıklı bak. Bak bekle. Şey var ya. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi aracımızı mecburen cihazımızı katapatıp bir şekilde kayıt alıyoruz. Çünkü zaten eklemeler yapacağız. Burada en büyük sıkıntımız cihazımız biraz fazla ses çıkardığını söyleyebiliriz. Şu an sizlerle beraber birazcık kamera yaklaşırsa bu kısmı açtığımızda arkadaşlar buradan sabunumuzu ekliyoruz. Şöyle. Biz marketten biraz sabun aldık arkadaşlar şöyle. Markayı çok şey yapmayalım. Gerekirse sansürleriz. Bundan birazcık koyacağız için artık. Şöyle. Gerek yok, gerek yok. Şöyle gelsen çekimde rahat rahat yapabilirsin. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Ben çok bırakmayacağım içine. Yani bir 100 mililitre kadar bırakıp gerçekleştireceğim. Aynı zamanda arkadaşlar bu görmüş olduğunuz cihazı kullanarak şöyle hem sulama işlemini hem de aynı zamanda eş zamanlı olarak köpürtme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Birkaç saniye süre sonra su direkt köpüklü hale dönecek. Şimdi o modumuzu aldık ve şunu ilk önce kaldıralım. Ve köpükleme işlemine geçeceğiz sizlerle beraber. Bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar köpükleme işlemine geçiyoruz ve gördüğünüz gibi direkt köpüklü bir şekilde gelmeye başladı. Burada birazcık arkadaşlar püskürtme işlevi yer alıyor. Gerekirse dediğimiz gibi yapabiliyoruz. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi en geniş açılı bir şekilde 40 derecenin üzerinde bir püskürtme seviyesi var. Burada çok basınçlı bir şekilde püskürtme yapmıyor. Daha çok arkadaşlar köpüğü her tarafa yayabilmek adına çalıştığını söyleyebiliriz. Şöyle arabamızın ön kısımlarına da, camımıza, tampon bölgelerine de aynı işlevi uyguluyoruz. Jantları da aynı şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arabamız durulama işlemi bitti. Şöyle bir durum var. Biz köpüklemenin üzerine herhangi bir işlem uygulamadık. Biz araca boya veya fırça sürme işlemi hiç gerçekleştirmedik. Düz bir şekilde durulama yaptık. Üstüne birazcık sabun kullanarak cihazımıza sabunu yerleştirdik ve yaklaşık 100 mililitrelik bir sabunu püskürtme işlemiyle aracımız üzerine kullandık. Evet, dediğimiz gibi şu an mesela baktığımızda dışarıdan detaylı temizlik yaptığımız birkaç yer var. Zaten ön kaput kısmında da göreceksiniz.
görebilirsiniz. Yine isterseniz videonun bu kısmına da ekleriz. Çekimde de büyük ihtimalle görmüş olursunuz. Orada küçük birkaç detay var. Onun gibi pislikleri temizlemek için de dediğim gibi ya 0 ya da 20 derecelik bir basınçlık sistemine getirdiğinizde bu görmüş olduğunuz cihazla aracınızı yıkayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar durulama işlemimiz bitmişti. İsterseniz son bir püskürtme yaparak videomuzun son kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yine bir Xiaomi ürünü olan bu tabancayı inceledik. Arkadaşlar şöyle bir ürünü tarttığımızda aslında bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Kimisi için yüksek fiyatlarda olduğunu söylesek de 2800-3000 TL fiyat bandı aralığında olan bu ürün için bence ideal bir rakam. Özellikle bahçeli bir evde yaşıyorsanız hem arabanızı yıkamak için hem de bahçeyi sulamak için veya çiçeklerinizi sulamak için kullanabileceğiniz. Bunun dışında da tabii ki farklı farklı şeyler yapabileceğiniz, bizim gibi eğlenebileceğiniz ürünle de aynı zamanda bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Her şeyi deneyebilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi 1 kilo 300 gramlık bir ağırlığa sahipti bu ürün. Ama çok da ağır olmadığını söyleyebilirim kendi kullanımım olarak. Bunun dışında dediğim gibi her şeyi yapabileceğiniz, yani evin içinde birini ıslatmak isterseniz de kullanabileceğiniz bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Özellikle hani su tabancasına para vermenize de gerek yok. Bu görmüş olduğunuz cihaz sayesinde bunu da yapabiliyorsunuz. Yani söyleyebileceğimiz şeyler bu kadar arkadaşlar. Yine Çinliler, yine Xiaomi değişik, inovatif ürünlerle karşınızdaydı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı, aynı zamanda bizlere destek olmak adına yorumlar kısmından düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.